Biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Çin'den epimedium ekstresi getiriyoruz. Evet hocam. Bunun birleşiminde özel bir macun geliştirdik. Keçi boynuzu var. Keçi boynuzu testisleri çalıştırır. Spermin kalitesini artırır. Varikozunu önler. Yani epididimitteki oluşan iltihabı epididimiti önler. Testis bezesinde iltihap oluşursa bunu önler. Orşitte oluşacak iltihabı önler. Keçi boynuzu pekmezi. Dut pekmezi var. Efendim, çakır diken, çakşır kökü, damiyana, ginkgo, ginseng, 19 çeşit bitki içerir. Evet. Ekstresi ama bitkinin öğütülerek bazıları otu öğütüyor, hap yapıyor. Biraz da içine kimya katıyor. Diyor ki budama ağacın. O değil işte. Bitki öğütüp içine de biraz bal kat, pekmez kat. Oldu sana macun. Yok öyle bir şey. Ekstresinden macun yapabilirsiniz. Ekstresi. Ekstre nedir? Konsantresi olması lazım. Evet, yani özü, özütü. Mesela burada keçi bu şimdi azgın teki otunun birleşimindeki etken madde %1. Damıtılarak elde edilen bu etken maddeyi kullanıyoruz. Siz otunu alır da kullanırsanız faydası olmaz. O zaman aktarlardan aldığımız keçi boynuzu çok da işe yaramaz herhalde o zaman. Yani zaten sonuçta satılıyor aktarlarda da böyle satılan yerlerde var. Özüyle ya, beraber satılıyor. Şimdi keçi boynuzu, keçi boynuzu iyidir, hoştur ama etken madde az. O uzun... Keçi boynuzu ile pekmezi karıştırıp yesinler hocam. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Etkisi az diyorum, diyor ki keçi karıştırsın yesin. Karıştırsın yesin, ne olacak? Daha fazla etkili olmaz. Olmaz. Bunun içerisindeki etken madde %1 diyorum, karıştırsın yesin. Bir ton yesin. Evet, etkisi bir ton yiyebilir mi bir insan? Anladım hocam, yiyemez. Otur ye sabahtan akşama kadar. O zaman sizin yapmış olduğunuz küllerden bir kaşık yese gayet sağlıklı olacak. Şimdi bu ekstres olduğu için bir tatlı kaşığı yeterli. Ama biz bunu ottan yapmış. Yani otu şöyle. Şimdi bakın bu çay. Bu çay. Cinsel gücü artırıcı bir çay. Bu macun. Bir de burada kapsül var. Şimdi bunlar ayrı ayrı konsantrasyon, ayrı ayrı farklı özelliklerde hazırlanıyor bunlar. Yani farklı farklı etkilere, özelliklere sahip. Şimdi bu da cinsellikle ilgili. Kapsül. Bir kapsül yeterli. İlişkiden önce bir tane. Bu macun bir tatlı kaşığı yeterli. Bu çay, çay cinsel gücü kullandığı zaman, çayı içtiği zaman hemen etki yapmaz. Neden? Çünkü bunun çayın içerisinde bitki 6-7 çeşit bitki karışımından oluşun. Bunun birleşimindeki etken maddenin çözülüp kana karışması zaman alır. Bu da hemen hormonları harekete geçirmez. Zamanla 2 ay, 3 ay sürekli kullanırsa kişi kalıcı bir etkidir. Yavaş yavaş iyileştirir. Anladım hocam. Şimdi mesela